Bitcoin'le ilgili, yani Bitcoin'le ilgili bir takım işte bazı borsalardaki olumsuz durumlardan dolayı bazen güvensizlikler yaşayabiliyorlar. Fakat size bambaşka bir şey. Son olarak size şunu sormak istiyorum. İnsanlar size projesine neden güvensin, neden sahip çıksın? Birkaç cümleyle bunu anlatır mısınız? Şimdi Size projesine neden güvensin? Şimdi birincisi dedim ya, Size'ın bir amacı var. Yani belirlediği amaç küresel ısınmayı bitirmek. Hedeflediği nokta enerji santralleri. Yani Size projesindeki kriptoların %80'i önümüzdeki 20 yıl içinde, hatta 30 yıl içinde pardon, 30 yıl içinde yavaş yavaş santrallere dağıtılacak. Ve piyasadaki diğer kalan toplumlar, diğer kalan kriptolar da insanlar tarafından alınacak. Yani ana hedefi küresel ısınma. Küresel ısınma olduğu için her zaman dünyanın en değerli kripto varlıklarından bir tanesi olacak. Bence ilk üçte olacak diye söylüyorum. Çünkü bir amaç var. Ve dünyayı ilgilendiren bir amaç var. Yani şöyle, siz şu anda Ethereum alırsanız ne olur, almasanız ne olur. Değil mi? Hı hı. Yani tek bir amacınız var. Yükselirse para kazanayım. Bir Evet, yatırım o kadar. amaçla alıyorsunuz. O kadar. Başka da bir şeyi yok. Mesela Yok. Dog, örneğin Dog'u almanızın ne anlamı var? Dog tamamıyla saçmalık. Tamamıyla, yani hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. Ve çok büyük bir risk alıyorsunuz. Zaten şu anda kriptoların neredeyse %99'u tamamıyla kumar. Yani tamamıyla birilerinin kazancı, birilerinin kaybıyla sonuçlanıyor. Tabii Bitcoin ve Ethereum, Avax bunun gibi projesi olanları demiyorum. Ama Size'da ise bütün insanları ilgilendiriyor. Yani Size projesine katılan bir insan aslında dünya küresel ısınmasını azaltmak için girmiş olduğu bir proje olduğu için bütün insanlığı ilgilendirecek. Yani bundan dolayı bence kripto sisteminin Size'dan sonra, hani milattan önce milattan sonra var ya, Size'dan önce Size'dan önce ve Size'dan sonra diye bir devrim olacak. Bunu da not alalım buraya. Aynen, bu notu da aldık. Çok teşekkür ediyorum Hasan Bey. 50 dakikadır valla birlikte konuşuyoruz. Zaman su gibi geçti. Çok sağ olun. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Sağ ol, teşekkürler. Yani bu en son lafımız da çok şey oldu. Tam yani çok yakın zamanda Size'dan önce ve Size'dan sonra diye konuşmaya başlayacak bütün dünya. Ve bunun da tabii biz gurur duyuyoruz. Yani bu projenin ülkemizden çıkması. Yani bizim en büyük sevincimiz bu. Türkiye'den gerçekten de bütün dünyayı ilgilendiren, bütün dünyayı ilgilendiren ve çok büyüyebilecek bir proje. Çok çok büyüyebilecek bir proje. Yani mutluluğumuz bu. Çok tebrik ediyorum size. Sağ Başarılarınızın devamını diliyorum. Beni kırmayıp elime katıldığınız için de çok teşekkür ediyorum. Ben size çok teşekkür ettim. Zaman ayırdınız. Beraber çok güzel bir sohbet oldu.